Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 22 yıldır turistik el sanatları bakır ustalığı yapan Gökhan Bilici, 4 küçük yeğenine el sanatlarının püf noktalarını öğretiyor. Turistik el sanatları bakır işleme ustasıyım. 22 seneden beri bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Sağ olsun yeğenlerim de benimle birlikte çalışıyorlar. Bana yardımcı oluyorlar. Şu yeğenim yaklaşık 5-6 seneden beri yanımda. Diğeri o şekilde aşamada gidiyoruz. Ya mesleğimiz iyi bir meslek. Yani hiçbir zaman bizi aç, susuz koymayacak bir meslek. Mesleğimizi severek yapıyoruz zaten. Yani ama gel görelim ki temelden artık çocuk eleman yetişmiyor. Mecbur biz yeğenlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde yani. Onlar da severek yapıyor yani. Zaten bir işi severek yapmadığın sürece ondan ne bir tad alırsın ne bir şey alırsın. Yani hiçbir şeyi öğrenemezsin. Aydanlık, sürahi, cezve, bardak, ayran bardağı, ayran takımı, sürahi takımı çeşitlerimiz bol. Bu mesleğin ölmemesi için bu herkes kendi çocuğunu bir, yani tek bu meslek değil, tüm meslekler dalında herkes kendi çocuğunu bir mesleğe korsa, ilerleyen zamanlarda tüm esnaf olarak mesleğimiz ölme durumunda, son aşamasındayız yani. Belki bundan bir 5 sene sonra hiç eleman yetişmeyecek. Elemanların yetişmesi için herkes çocuğunu bir mesleğe korsa, okurlarsa zaten kendilerini kurtarıyorlar. Okumazlarsa da gereksiz olmamaları için bir meslek dalında tutundukları zaman hayatları, gelecekleri kendileri için garanti altına alınıyor. Meslekler bir altın bilezik'tir. Çok küçüktüm, 6 yaşında başladım mesleğe. 12 senedir yapıyorum mesleğimi severek. Ben sevdiğim için kardeşlerime de başlattım. Onlar da severek yapıyor. Güzel meslek. Mesleği bakarak, işte tahtaya yaparak bu şekil çizmeye başladım bakarak. O şekilde öğrendim. Benim küçüğüm 8 senedir içinde, 17 yaşında. Onun küçüğü 4 senedir yapıyor. O da en küçüğümü de zaten 9 yaşında, 3 senedir de yapıyor.